Merhaba efendim. Bugün Tuma ile evde Merhaba. kalma sonuncusundayız. Sayın Özgür Yeşil Tüyüngül misafirimiz. Kendisi Tuma Multinetap Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu dönemde? İyiyiz, yani olabildiğince iyiyiz diyelim. Süreci gayet iyi atlattık, yönettik. O yüzden bugünlerde artık daha iyi hissediyoruz diyebilirim. Ben soruma geleceğim ama ilk pandemi ortaya çıkmadığında nasıl bir reaksiyon gösterdiniz? Yani nasıl bir algı oluştu? Çünkü ben kendi tarafımdan söyleyecek olursam ilk olarak bir anlamama dönemi oldu açıkçası. Ne oluyor bilinmezliği oldu. Siz bu süreci nasıl öngördünüz, nasıl değerlendirdiniz? Aslında pandemi telaffuz edilmeye başladığı anlardan itibaren benzer bir şeyi biz de yaşadık. Bilinmezlik, daha önce yaşamadığımız, tecrübe etmediğimiz bir krizle karşı karşıyaydık. Ama ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte diyebilirim, çok hızlı bir karar aldık. Zaten biz hep birçok hani yerde de duymuşsunuzdur, kendimizi tarif ederken çevik bir şirket olduğumuzdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok hızlı karar alma mekanizmalarımız, reaksiyona geçme mekanizmalarımız var. O ilk vakanın duyurulmasıyla birlikte aslında biz hemen aynı gün bir karar aldık ve evden çalışma modeline geçtik. Bir gün içerisinde ertesi gün bütün çalışanlarımız evden çalışmaya başlamıştı. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için açıkçası burada hani biraz bekleyelim, görelim gibi bir risk almak istemedik. Dolayısıyla hemen evden çalışma modeline geçtik. Aslında ben şeyi çok merak ediyorum. Yani bir insan kaynaklarının evden çalışma ya da ofisten çalışma kararı çok kolay değil aslında. Çünkü içinde bir sürü farklı parametre bulunduruyor. İyice başından itibaren nasıl yönettiniz? Yani şey tarafı da var, motivasyon tarafı var, insanların sağlık korkusu ya da endişesi de var. Siz bunu bir bütün olarak başından sonuna kadar yani bu döneme kadar çok iyi yönettiniz. Birazcık bize detaylı ilk karar alma gününden itibaren yaşananları bir açıklayıp anlatabilir misiniz zahmet olmazsa? Aslında biz avantajlı pozisyondaydık. Şöyle ki bizim İstanbul'da zaten 3 tane ofisimiz var ve Anadolu'da 5 tane bölge ofisimiz var. Dolayısıyla biz birbirimize uzak çalışma ya da sanal ortamlar aracılığıyla iş yapmaya yatkın bir kültüre, çalışma kültürüne sahibiz. İstanbul'da dahi fiziki olarak sürekli bir araya gelip işi yapmıyoruz. Dolayısıyla hani bununla ilgili dijital anlamda da oldukça gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Dolayısıyla aslında bizim için hani uzaktan çalışabilir miyiz? Yani teknik anlamda, altyapılar anlamda uzaktan çalışabilir miyiz gibi bir soru, bir gündem maddesi yoktu. Biz zaten zaman zaman hani adı konmuş olmasa bile evden çalışmaya imkan veren, esnek çalışmaya imkan veren bir şirkettik. Ofislerin de uzak olması birbirinden. Biri Gebze, sonra Dudullu, biri Anadolu yakasında Kozyatağı'nda, diğeri Taksim'de. Bölgeler zaten ayrıca var. Dolayısıyla biz zaten uzaktan çalışıyor. Toplantılarımızı sanal ortamlardan yapıyorduk. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık. Yani teknik olarak evlere geçme bizim için bir gündem maddesi değildi. Ama dediğiniz gibi önemli olan hani bu süreçte bizim daha çok odaklandığımız konu insan konusuydu. Çünkü pandemi sebebiyle o bilinmezlik, o öngörüsüzlük hepimizi kaygılı bireylere dönüştürdü. Bir de eve geçtiğimizde aslında bütün aile bireylerin evde olması gibi normalde hani uzaktan ya da evden çalışma modelinde çok hani karşılaşmadığımız bütün aile bireylerin evde olması gibi. Evdeki haftanın 5 günü evden çalışmaya müsaade edecek şekildeki evdeki çalışma ortamlarımızın elverişli olmaması gibi konular üzerine çocuk sahibi çalışanlarımızın, okula giden çocukları olan çalışanlarımızın uzaktan eğitim gibi bir sorumluluğu da yüklenmeleri. Bunların hepsi bir bütün olarak aslında hem mental olarak hem de fiziksel olarak hani çalışanları yormaya başladı. İlk günden itibaren başladı. Çünkü o iş özel hayat dengesini korumak, bir taraftan hani verimliliği düşürmeden, işleri aksatmadan çalışmaya çalışırken bir yandan evin düzenini korumaya çalışmak. Bunlar hakikaten çok
zordu. Bunu bizzat hepimiz yaşadık. Birey olarak ben de yaşadım. Ben evden çalışmaya çok yaptım, çok severim. Daha önce de danışmanlık yaptım senelerce. Dolayısıyla evden çalışmayı hani hep şey yapan, teşvik eden biriyim. Ama tabii o evden çalıştığım dönemlerde çocuğum da okulda oluyordu. Tabii hepsi bir arada olunca birazcık zor oldu. Biz de buna odaklandık açıkçası. Çalışanlarımızın moralini, motivasyonunu nasıl artırabiliriz, sürekliliğini sağlayabiliriz ve bu konuda çalışmalara başladık. Tabii temel olarak iletişim. Yani birincisi şeffaflık, ikincisi iletişim. Çünkü bizim de tecrübe etmediğimiz bir şey. Ve bazı kararlar alırken biz de birçok boyutu değerlendirmeye çalıştık. Kararsız kaldığımız dönemler oldu. Ama yani neye karar veremiyorsak ve karar verememe gerekçelerimiz neyse, neyle ilgili biz de sıkıntı yaşıyorsak karar mekanizmalarını, bunu açıklıkla ifade ettik, paylaştık. Belki de normalde olduğundan çok daha fazla iletişim kurduk. Hem ekip bazında hem de bireyler bazında. Sıklıkla başta haftalık, sonra iki haftalık diyebilirim, anketler yaptık ve evde hayatın nasıl geçtiği, ne ilişkin, nabzı yakalamaya çalıştık. Hem genel eğilimi tespit ettik, mutlular mı, mutsuzlar mı evde, hem de bireysel olarak yaşadıkları sıkıntılar işle ilgili değil ama o evin içerisinde yaşadıkları sıkıntılar varsa biz nasıl katkıda bulunabiliyorsak buna, o kişiye özel çözüm üretebiliyorsak onlara odaklanmaya çalıştık. İletişim platformlarımız zaten var. Biz Yammer kullanıyoruz şirket içerisinde. Office 365'in sosyal medya, şirket içi sosyal medya platformu diyebilirim. Orada sıklıkla paylaşım yapmaya başladık. Yani ana konularımız aslında ev hayatında ki ev hayatını kolaylaştıracak çözüm önerileri neler olabilir? İşte evden sosyalleşmeyi sağlayacak, işte online konserler, tiyatrolar, kitap önerileri, müzeler gibi ya da sağlıklı beslenmeye ilişkin öneriler. Sürekli hatırlatmalar, su içmek gerektiği, mola vermek gerektiği, masadan kalkıp birazcık böyle hareket yapmak gerektiğine ilişkin. Tabii bu stres vücudumuzu yordu her anlamda. Pilates, online pilates derslerine başladık. Günde iki kere 15 dakika online pilates dersleri organize ettik. Ve aslında temel olarak yapmaya çalıştığımız şey, o günlük içinde bulunduğumuz psikolojiden çalışma arkadaşlarımızı biraz sıyırmak. Tek tek ele aldığınızda bunlar basit aksiyonlar ama böyle bütün olarak baktığınızda aslında çalışma arkadaşlarımıza bir karşılık buldu. Ve neye değer verdiğimizi bu süreçte aktarabildiğimizi düşünüyorum. Ben açıkçası bu çalışmalara çok kıymet veriyorum çünkü hepimiz dışarıdan eve döndük ve bir şekilde bedensel sağlığımızı koruduk ama psikolojimiz ya da zihinsel sağlığımızı da sürekli güncel tutmak için aslında iletişime, işte dediğiniz gibi aktivitele ya da o beraber olma kültürüne de ihtiyacımız vardı. Siz aslında bu çalışmalarla beraber o normal ofis hayatını evlere taşımış oldunuz aslında. Evet, evet. Yani bir sürü noktada da şöyle geri bildirimler aldık. Baktığınızda su içtin mi bugün sorusu hani basit bir soru ama herkes şunu söyledi. Gerçekten su içmediğimizi hatırladık ve kalktık bir su içtik. Bazen dedik ki hadi mola ver, uzun zamandır aramadığın birini ara. Yani aslında bu stresten böyle bazen şeylerle, Yammer üzerinden yarışmalarla, hani günlük o şey içerisinde bulunduğumuz stresi, pandeminin bizde yarattığı o kaygı durumunu unutturacak, birlikte olduğumuzu ve birlikte üstesinden geleceğimizi hatırlatacak iletişimlere odaklandık ve gerçekten de dediğim gibi çalışanlarımızdan da gerçekten böyle çok pozitif, bizi çok mutlu eden geri bildirimler aldık. Harikulade. Ben de buradan pilates olsun, başka çalışmalarınız olsun çok kıymetli notlar aldım. Ben şeye dönecek olsam, dijitalleşmeye dönecek olsam, salgınla beraber hayatımızda aslında dijitalleşme ya da dijital dönüşüm girdi. Ama zaten olarak siz 2012'den beri Demir Haşen'e videonu olarak dijitalleşmeyi uyguluyordunuz ve teknolojik altyapınız buna uygundu. Siz dediğiniz gibi eve gidebildiniz. Çünkü şeydiniz yani, o kararı verebilmek teknoloji altyapısına sahiptiniz. Biz
Sizce salgından dijitalleşme başta olmak üzere neler öğrendik bu süreçte? Sizin de belirttiğiniz gibi bizim için bir gündem maddesi değildi. Ama hani bir dönüşüm olarak değerlendirirseniz zaten dönüşüm başlayıp biten bir şey değil. Yani bu sürekli gündemimizde, sürekli hayatımızın bir parçası olan bir yönetim şekli ve her yeni süreç, her yeni ürün, her yeni kanal aslında bu perspektifle ele alınmayı gerektiriyor. Dolayısıyla biz 2012 yılından beri buna yatırım yapan bir şirket olarak burada birkaç adım öndeydik. Ama bence bu süreçte dijitalleşmeyle ilgili yani genel olarak değerlendirdiğimizde şöyle bir bilinç düzeyine ulaşıldı. Dijitalleşme, dijital dönüşüm şirketler için bir tercih meselesi, bir lüks değil. Yani bu sürdürülebilirliğin ön koşulu. Bu olmadığında aslında hayatımız bir noktada gelişen dünya karşısında diyeyim, yok olmaya doğru, ters bir evrilmeye doğru dönüyor. Bu süreci düzgün, hızlı, sorunsuz yönetenlerin de bu dijitalleşmeyle ilgili yatırımları çok önceden başlatmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bence böyle önemli bir farkındalık oluştu. İnsan kaynakları uygulamalarından baktığımızda ise bence önemli bir kazanım oldu. Pandemiyle birlikte insan kaynakları bir kazanım elde etti. İnsan kaynakları yönetimi anlamında bir kazanım elde ettik. O da şu, hep biz genel olarak sürdürülebilirlik konusunda şunları duyarız. İşte teknolojik altyapı, pazar, müşteri, onların ihtiyaç ve beklentileri gibi kavramları duyarız ama iç müşteri çok az telaffuz edilir. Yani çalışanlarımız sürdürülebilirlik tartışmalarında çok az yer edinir. İK profesyonelleri hep bunu pekiştirmeye, anlatmaya, en önemli kaynağımız olarak insan vurgusunu yapmaya çalışır ama pandemi bence üst yönetim kademelerinde de aslında sürdürülebilirlik açısından iç müşterilerimizin, çalışanlarımızın da ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlamanın, onları anlamanın, kavramanın, kapsamanın ne kadar önemli olduğunu anladılar, fark ettiler diye düşünüyorum. Bunu da bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle. Bugün bu toplantıyı böyle yapabilmemiz, işte canlı kolaylıkla artık dijital platformlar üzerinden yapabilmemiz aslında bu salgının tabii ki çok kötü bir olay ama getirisi olarak da insanız, uyum sağlama kabiliyetimiz çok yüksek ve değişime adapte olabiliyoruz aslında. Siz de aslında bu süreçte bir sürü sohbet de gerçekleştirdiniz. Evet. İç müşterilere değil, ekosisteme dair de çalışmalar yaptınız. Yani hem sadece siz kendinizi korumak değil, ekosisteme de bilgilendirmek, ekosistemin de sağlıklı kalması için çalışmalar yaptınız. Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, seve seve. Biz pandeminin başlamasıyla birlikte aslında o belirsizlik dediğim şeyle birlikte şunu merak etmeye başladık. Çünkü temel olarak aynı sorunlarla mücadele ediyorduk. Normal şartlarda herhangi bir firma stratejisiyle, rekabetiyle, pazarıyla ilgili daha kendine has dinamiklerle bir sorunla mücadele eder ama bu pandemide aslında karşı karşıya olduğumuz sorunlar temel olarak aynı sorunlardı. Ve şunu öğrenmeye çalıştık hep iletişimde, etkileşimde olduğumuz o ekosistem içerisindeki partnerlerimizle. Siz nasıl yönetiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? İşte X sorununa nasıl çözüm buldunuz? Bunu araştırırken, düşünürken şunu fark ettik aslında. Bunlar çok önemli. Birbirimizin bu dönemde deneyimlerine ihtiyaç duyuyoruz. Başarılı sonuç vermiş uygulamalardan ilham almamız gerekiyor. Tabii ki her şey böyle hani al oradakini birebir kopyala gibi olmayabiliyor ama ilham almak bizim kendi kriz yönetimi faaliyetlerimizi çeşitlendirebilmek ve derinliğini artırmak için hani gerçekten çok faydalı. Ve şunu fark ettik ki zaten çok büyük bir ekosistemi yönetiyoruz. Biz bu ekosistem içerisinde anlatmayı kolaylaştırmamız lazım. Herkesin bu süreci nasıl yönettiğini bizim gibi başkalı firmaların da dinlemesi ve feyiz alabileceği örnekler, başarılı örnekler varsa bunları nasıl uygulayabileceklerine ilişkin fikir edinmeleri gerektiğini düşündük. Ve ilk zaten pandeminin başlamasıyla birlikte o çalışma koşullarının değişimi, buna nasıl ayak uyduracağız konusundaki soru işaretlerine cevap bulabilmek için çalışan motivasyonu ve verimliliği ekseninde sohbetler gerçekleştirdik. Akabinde normalleşme süreci birazcık dışarıya çıkmaya başladığımızda da
yeni normal ve sektörler konulu sohbetler gerçekleştirdik. Bizler firma olarak da bunları dinlemekten çok keyif aldık ve biz de bir sürü örneği alıp uyarlama eğilimine girdik. İnanıyorum ki bu sohbetleri dinleme fırsatı bulan herkese mutlaka kendisine örnek alabileceği bir uygulama dinlemiştir, duymuştur. O yüzden çok güzel, başarılı sohbetler oldu bunlar. Bizim dışımızda da gerçekleştirildi. Hani bir sürü firma online etkinlik gerçekleştirdi. Onları da olabildiğince takip etmeye, katılım göstermeye özen gösterdik. Çünkü dediğim gibi o deneyimlerin paylaşımı bence bu sürecin en kritik konularından biriydi. Kesinlikle. Çok haklısınız. Ben de birkaç tanesini izledim. Çok kıymetliydi. Hatta listemde var. Hepsine bir göz atacağım bir müsait bir vakitte. Ben bir de uzaktan çalışmak, çünkü siz aslında uzaktan çalışıyordunuz ve bu hayatınızdaydı ama birazcık daha fazla kullanmaya başladık bunu. Sosyal ilişkileri de aplikasyonlara taşıdık. Evet. Neden kullandınız? Mesela ben House Party'yi bu dönemde çok kullandım. Bundan sonra kullanabilir bilmiyorum açıkçası. Artık pek kullanmıyorum ama o dönemde kullanıyordum açıkçası. Sizin var mıdır böyle kullandığınız uygulamalar özellikle? House Party'yi duydum. Hatta hani kurumsal yaygınlıkta değil ama ekipten bazı arkadaşlarımızın da bunu uyguladığını biliyorum. Hatta online bir takım oyun platformlarını çok ekipler çok kullanmış. Onu da duydum. Bizim temel olarak iletişim platformlarımız aslında Office 365 üzerine kurulu. Teams'i kullanıyoruz. Normalde ekip içi iletişim için zaten pandemi öncesinde de çok aktif kullandığımız bir tool. Skype zaten hayatımızın bir parçası. Yammer'ı yaklaşık 1,5-2 sene önce zaten biz kullanmaya başlamıştık. Yammer bildiğiniz Facebook değil, benzeri şirket içi bir uygulama. Herhangi bir paylaşım yapabiliyorsunuz, grup oluşturabiliyorsunuz. İşte biz ulaşımla ilgili yaptık grupları, yemek konulu gruplar yaptık, gezme konulu gruplar yaptık ve burada rahat rahat işle ilgisi olsun olmasın paylaşımlarda bulunduk. Tabii pandemide normalden de fazla bir paylaşımda bulunduk. Bunları bugüne kadar yaptığımız yatırımlar anlamında hakkını bu dönemde fazlasıyla verdik diyebilirim. Bir de bizim kullandığımız toplantı, sanal toplantı ortamı LifeSize var. Bunlar da temel olarak iletişim platformu. Onlar da bayağı iş düşmüştü bu dönemde. Çok, çok toplantı odaları yetmedi. IT ekibimiz artırdı toplantı odalarını. Ne güzel. Günlük takip ettiğiniz, okuma yaptığınız web siteleri nelerdir? Onu ben bir merak ediyorum açıkçası. Tamam. Zaten günlük haber servisleri geliyor. Onları takip ediyorum. Danışmanlık aldığımız belirli konularda firmalar var. Onların günlük paylaşımları oluyor. Örneğin mevzuatla ilgili. Onları takip etmeye çalışıyorum. Benim müşteri deneyimi şapkası altında aslında farklı fonksiyonlar var. Yani iç ve dış müşteriyi ilgilendiren diyeyim, her şey benim sorumluluk alanımda olduğu için konu bazlı da danışmanlık firmalarının, işte örneğin Korn Ferry'nin raporlarını çok severim. Harvard Business Review'u takip ederim. Gartner'ın teknolojiyle ilgili raporlarını okumayı severim. Yani günlük şey dışında da, rutin dışında da konu bazlı araştırıyor ve okuyorum raporları diyebilirim. Çok kıymetli noktalara değindiniz. Çok teşekkürler. Ben kapatmadan önce film dizi öneriniz var mı? Bu dönemde yine de hala Netflix veya diğer platformlara çıkıyoruz. Varsa Netflix'i artık tükettik diyebilirim. Ya orada zaten kimsenin izlemediği bir şey kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Ben böyle daha çok suç polisiye şey konulu film dizileri severim. Bir de fantastik filmleri severim. Son dönemde izlediğim ve çok eğlendiğim bir dizi önerisinde bulunabilirim. Good Omens. Netflix'te yok. Ama çok eğlenceli. Kesinlikle tavsiye ederim. O zaman listemize alıyoruz. Fikirleriniz ve hatta yaşadıklarınız, tecrübe ettiklerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Hepsi bence iş dünyası için çok kıymetli ve bundan sonraki artık yeni normal dediğimiz kavramda da bu felsefeleri ben kullanacağını düşünüyorum açıkçası.
O yüzden bunları sadece geçmişten bir hikaye ya da geçmişte yaşanan bir olay değil, geleceğe ışık tutacak bir olay olarak görüyorum anlattıklarınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi. Böyle... Ben çok teşekkür ederim. Paylaşmaktan mutluluk duydum. Yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum ben. Sevgiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.